Yaşananlar. Gülmek var, ağlamak var. Üçür çadı, üçür çadı. Sevgi yolu, üçür çadı. Kötülerin düşmanıdır. İyilerle dost, üçür çadı. İzimizde neler mi var? Çaba da var, espriler var. Şeytanlar, melekler var. İyi kötü insanlar var. İzimizde neler mi var? Yok yok, ne ararsan var. Sevgiler, maceralar. Her bölümde olay var. Üçür çadı, yandım lan. Neyle yaktınız beni? Ben değil. Felek yakmış seni. Hadi şimdi güle güle. Çıkışlar bu taraftan. Ana nerede kız? Köşkte. Oraya girmen imkansız. Bence annemi hiç arama. Hadi güle güle. Kapı açık. Köşkte demek. Demek zenginlere gündeliğe gidiyor ha? Çok mu kazanıyor kız? Sana ne? Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Bunlara ne olaydı ha? Abbas'a üzülüyorlar. Bunların üzüldüğü kadar bakalım Abbas kendine üzülüyor. Yapma böyle efendim. Zavallı belki de öldü gitti. Niye? Çünkü ölmeden gidemediği için ölüp gitti. Oraya kimseyi canlı almaydı. Hiçbir şey suçlamıyor beni abi. Abbas'ımla hiç mi yemişliğin içmişliği yok? Biraz da sen üzülsen ayol. Ne duygusuz adamsın ya. 2 gün evveline kadar yiyip içiyordun, unuttun mu? Niye aykara yaparsınız da? Evet biz de üzüleceğiz. Ama akşam yemekten sonra. Televizyonun karşısında üzüleceğiz. Abbas amca için en güvenli yer şimdilik akvaryum. Bakalım Suzan Hanım ne durumda? Bu adamı durduramıyorum. Suzan Hanım'ın başı iyice dertte. Ulan. Ben Abbas'ım Abbas. Rüyada ayrı, uyanıkken ayrı çekiyorum sizden ulan. Ben de senin ulan. İmdat, imdat. Kurtarın lan beni. Uyanamıyorum. Nasıl rüyadır bu? Kendimi suyun içinde görüyorum. Ula bir dahaki rüyada bir köpek olursam bütün kedileri ipe dizeceğim namussuzum. Senin kim olduğunu kimseye söylemem. Zaten seni tanımıyorum da. Git, beni rahat bırak. Yapma, lütfen. Yapma! Öldürme beni! Yalvarırım yapma! Lütfen! Öldürme beni! Midem! Evet ahbap, buraya kadar. Sakın kıpırdama! Midem! Midem. Alo, polis imdat mı? Acil bir durum var. Aşır, cesur ol biraz. Ukalalık etmek kolay Suzan Hanım. Ölüyorum. Karnım. Seni mıhlamadığıma dua et. Sersem. Aman Allah'ım, ne diyorum ben? Ula kedi, vallahi keseceğim seni de. Pıst, pıst.
Gitsene lan buradan. Git. Kurtar beni Zeliş. Abbasım böyle de güvendim. Annemin yaptıklarını düzeltmek Zeliş. İşte kolay olmuyor. Ula Zeliş. Zeliş. Beni duymuyor musun ula? Zeliş. Kurtar beni. Kurtar yok. Ula üşüdüm. Elma armut gelme armut. Bu iyi. Hiç olmazsa bütün bunları rüyada gördüğünü sanır. Ne yapalım? İyi adam. Kalbinde kötülük, cebinde parası yoktu. Züğürt öldü zavallı. Paralı ölseydi lüks kompartmanda mı olacaktı? Biz yine aynı biz. Onun hakkında ulu orta konuşma Beli abi. O artık arabası da yok. Yani cevap hakkı yok. Ruhsuz bu ruhsuz. Ölünce insan ruhunu teslim eder. Sen ne teslim edeceksin acaba? Çok mu merak ediyorsun? Benim ruhum kendimi. Teslim etmeyeceğim. Var mı diyeceğiz? Çarpılacaksın Veli Efendi. Nasıl konuşursun öyle? O da benim ruhuma konuşuyordu. Duyduklarım doğru mu? Sen sus tabuta. Gözlerim bile konuşmasın. Sen korkutmuşsun Abbas'ımı. Zavallı ne yapsın? O da atmış kendini denizlere. Benim suçum yok ki. Her şey iki saniye içinde oldu. Ben hatta numara sandım. O kadar güzel numara yaptı ki arkadaşlarının yanında rezil olmasın diye ben de çekip gittim. Adamı ne kadar çıldırdın ki o da kendini çuvala koyup denize attı. İçeri senin yakanda olacak Abbas'ımın. Bu dünya, öbür dünya, şu dünya nereden inecek sana? Hadi be siz de. Hemen bir suçlu ararsanız beni bulursunuz. Abbas kaçmış. Abbas kaçmış. Zabıta, şşt, zabıta dur. Abbas'ı gördün mü? Abbas sana ömür Haydar. Denize düştü öldü salak. Niye? Öldü mü? Doğru mu diyorsun lan? Abbas öldü ha? Halbuki daha öyle çok yakalayacaktım ki onu. Ya manyak mısın be? Bundan güzel haber mi olur? Düşünsene Abbas öldü. Peki nereye gömdüler? Vallahi bulunamadı. Akıntıya kapıldı gitti. Belki Mudanya'dan çıkar. Hey be! Ulan 40 yıllara sen böyle bir kısmet bulamam be. Zabıtam benim. Ailemizin zabıtası. Bambuk yaraklım. Aman ey! Ben de seni bekliyordum. Taner. Ne oldu Suna? Bana kızacaksın yine biliyorum. Ne kızması? Zeliş. Ama hayatım yeter artık. Bu konu kabak tadı verdi. Ama Zeliş yine o Haydar denilen adamı bu sefer ördek şeklinde can simidi yaptı. İyi valla. Ördekler, kazlar. Ne bu böyle ya? Bak çok önemli bir müvekkilimin yemeğine gidiyoruz. Lütfen canımı sıkma. Peki Taner. Sen beni anlamamakta devam et. Hayatım ben seni anlıyorum. Hadi çıkalım. Daha çiçek yaptıracağım. Ben neredeyim ula? Vay anasını yoğun. Rüyada da buradaydım. Ama balık olarak. Nah şurada duruyordum. Nasıl deli oldum ben yoğun. Uyanamadım bir türlü. Ah kimse yok mudur? Kapı kurcalanıyor. Açınız kapıyı. Hey Zeliş, Şeriyak Hanım. Abbas! Ne var ula Haydar? Lan bu resme hortlamış lan. Abbas hortlamış lan. Ula şu dünyada ne kadar manyak var. Gelir bizi bulur. Sanki öldük de hortladık. He ula hortladım. Benden uzak dur ula. Pekmez suratlı. Haydar oğlu Haydar. Ula kedi efendi. Seni bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramıyorum. Bu da manyak oğlum. Bilsen akıllısın oğlum Abbas. Tam şurada ona dolmalar yapmıştım da yememişti. Ben de tam şurada dururken kirazına zam yapmıştım. Hele ben şurada dururken halimle halim konuşma yollamıştım. Şimdi nasıl pişmanım bir adam. Ula ne yapıyorsunuz? Nuna bak bisküyeleri. Bunları. Geldim ula. Vallahi güneş tutulmasından sonra dünyanın ayarı bozuldu yahu. Kısacası Abbas sizlere ömür. Bizim babaya ne götüreceğiz lo? Bizim baba ölü ya da diri dediydi. Biz de mecburen ölüsünü götüreceğiz lo. Yazık. Şimdi ben kimi yakalayacağım?
kime kafayı takacağım? Onun için daha zordur. He valla, kafayı takacak yer bulamayın. Bize takmadan gidelim lo. Sana katılıyor. Hiç olmazsa Abbas'ın bir iki gömleğini delil olarak alak lo. Öyle yapma. Ben şimdi kime kafayı takacağım, kime? Bakkal Veli abi olabilir. Ama Abbas kadar tat vermez ki. Mesleğimi çöküntü içindeyim. Bak Şehriye, sen bu işte acemisin. Misafirlerimizi önce oturma odasında ağırlayacağız. Orada birer aperatif içki ikram edeceğiz. Sonra yemeğe buraya davet edeceğiz. Geldiklerinden itibaren yaklaşık bir saat sonra yemeğe oturacağız. Her şey hazır olmalı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, benim için bir sorun yok. İstedikleri saatte gelebilirler. Benimle dikkatli konuşmanı söylemiştim. Ne dedim ki şimdi ben hanımım? Güler, sen ne demek istediğimi ona anlatırsın. Bak, hanımefendi konuşurken dinleyeceksin. Sözü bitince de peki hanımefendi diyeceksin. Bu ne sıkıcı işmiş ya. O da bir insan neticede, ben de bir insanım. Hem konuşmamda ne varmış ki? Anlayamadım yetti. Sen bilirsin. Yemeği kimler geliyor biliyor musun anne? Kimler geliyormuş kızım? Hamdi'nin annesiyle babası. Amanın! Kız ya bizim hakkımızda konuşursa yanarız vallahi. Merak etme anne, ben hallederim. Nasıl halledeceğim? Sakın kimseye bir şey belli edeyim demiyorsun. Korkma. Ben bir ölünün evine ilk kez gireyim lo. Ama o burada yok ki, öbür tarafta. Bileti sadece gidiş kesilmiş. Espri yapma lo, şimdi gülerken bayılacağım ha. Şşş, kapı da aralık lo. Ha valla, demek isteyen girip çıktı. Olabilitesi vardır lo. Hadi biz de girek. O ne lan? Bu, korklamış lo. Görüyorum ve çok korkuyorum. Bizim baba ölü veya diri istiydi. Kortlamışını istemiydi. Haklısın, hemen kaçalım. Yo, bunlar da saksıları birbirine çarpıp çatlatmış yo. Bugün bütün kafalarda zeka sıkıntısı var. Hepsi mahallebi gibi yo. Biz herkesten kaçarken herkes bizden kaçıyor. Abdülkadir Bey beyefendi diyorlar bana. Deli gibi aşık oldum Şehriye sana. Suna Hanım bugün biraz moralsiz gibi. Gerçekten çok şükür. Sormayın. Başımızda öyle bir sorun var ki anlatsam gülersiniz. Ayşe, soralım o zaman. Geceye gülerek başlayalım. Aa öyle mi? Görmedim. Ne renk? Lacivert almış. Zaten bu sene lacivert çok modaymış. Evet. Şimdi bizim karşı tarafımızda kondular var ya, orada... Taner hayır anlatma. Ama hayatım bu çok komik bir olay. Hep birlikte güleriz. Hayır istemiyorum, lütfen. Peki, anlatmayayım o zaman. Biz yabancı sayılmayız ama nasıl isterseniz öyle davranın. Necdet Bey, çalışma odanızda size telefon var. Öyle mi? Hemen geliyorum. Ben de mutfağa bakayım. Zeliş burada. Zeliş mi? Ne işi var burada? Gördüm, tam şurada. Konuşmamam için beni uyardı. Rica ediyorum kendine gel. Burası yeri değil. Yemek odası hazır. Ne zaman isterseniz geçebiliriz. Ben bir içki daha alabilir miyim? Ben de istiyorum. Elbette. Buna düpedüz bir şey yemek derler de hatırlamaydım. Beni önünüze katıp maymun edeysiniz. Ne olur be Veli abi be. Abbasımın hortlaması belki de onun sadece bana dönüşüdür. Ne biliyoruz değil mi? Tövbe de çarpılırsın. Tövbe. Giden adam geri gelirse uğursuzdur. Ay. Hiçbir yere almaylar demektir. Belki 20 günlük kirayı da ben alabilirim Veli efendi. Ne var yani şu kapıdan bir içeri girsen de başını uzatsan. Bir kere kapı kapalıdır. Benim başım normal insan başıdır. İçeriye kadar uzamaz. Yani içeri gir demek istiyorum ayol. Erkek değil misin? Ben erkeğim de yalnız içerideki ortaktır. Aradaki farkı anlamayız. Aman be. Yok mu şurada bir delikanlı Abbas'ımın evine dalıp şöyle bir çıkıversin? Beyler bayanlar. Durun.
Ne oluyor burada? Tam sana göre bir iş. Portlak avına çıkıyoruz. Tam havası. Gel şöyle. Yoksa işin ters gider. Nasıl kazık atıyorum ama onu öne süreyiyoruz. Sus ayol şaşkın. Seni tanıdı mı? Tanımaz mı? Rengi attı birden. Taner amca tam duruma açık ediyordu ki Suna teyze engel oldu. Aman aman kendini sakın fazla gösterme kızım. Durumu açık edecekleri zaman karış, tamam mı? Merak etme. He. Hizmetçi burada. Senin konuşmalarını duydu. Çaktırmadan devam et. Bir şeyler söyle. Tamam. Çorbayı böyle karıştırırsın. Sululuğun en gidince şehriyeyi içine boca et. Şöyle iyice karıştır. Yufkalar ince ince aç. Ondan sonra kızgın sacın üzerinde şöyle çevir. Piştikten kiminle sonra... Kiminle konuşuyorsun şehriye? Kendi kendime bildiğim bir yemek tarifi vardı da onu hatırlamaya çalışıyordum. Ya neyse Mömdel, yemeği mi hazırlayacaktık? Yok, hayır. Öylesine baktım. Aman, bu da iki de bir öylesine bakıyor. Bir an senin deli olduğunu düşünecekti. pek de farklı sayılmayız Zelişim. Yarı deli, yarı cadı. Çak, çak. Oraya kadar geldiğine göre kapıyı vuracaksın da. Kapağını çalıştır da. Ulan sıkıysa öne gel, sen çal kapıyı. Nerede o yürek onda? Ay gözünüzü seveyim, çalın şu kapıyı. Cesaret keserken elin hiç tutukluk yapmaydı. Niye ki? Ulan yine kim var kapıda yok? Allah Allah. Allah aşkına bu misafirler kaçar oturur? Ne fark eder? Herhalde bizim de bir evimiz var değil mi? Yesinler yemeklerini de defolup gitsinler. Olur, Jale Hanım'a söylerim. Bir de selam söyle. Sabahtan beri asker olduk canım burada. Anne kızdıracaksın şimdi. Aman be, kızarsa kızsın ya. Sanki dedikleri kanun. Can öyle istiyor, emrediyor. Sen burada bir daha çalışmak istemiyorsun galiba. Ne yani? Ben istiyor mu edeceğim? Benim etmeme gerek yok. Jale Hanım yanında çalışanların hakkındaki düşüncelerini her zaman bilir. Bu söylüyor anne. Herkesin ağzından laf alıp Jale Hanım'a söylüyor. Vallahi benim kulağıma bazı fısıltılar geliyor. Sen burada çalışanları ispiyonluyormuşsun duyduğuma göre, he? El alemin ekmeğiyle oynamaya utanmıyor musun sen kız? Herkes işini yapsın. He. Çok konuştun. Ah! Benden de ah! Cereyan yaptı, ne korkuyor? Görüyor mu? Bak, senin yüzünden sepetler bile havalanıyor. Olamaz. Hayır. Sen herkesi ispiyonlarsan işte olacağı budur. Olamaz. Oldu bile, oldu bile. İmdat! İmdat! Kız yeter artık. İmdat. Kız yeter. Gel kız. Gel kız. Kız yoksa bütün ömrü boyunca diken 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 dolaşacak. Gel kız buraya. Gel kız. Gel kız. İmdat. İmdat. Mahvoldu kız. İmdat. Çak kız Elif, çak. Ulan manyak mısınız ulan? Gece gece dördünüz de kafayı üşüttünüz. Abacığım sen ölmedin. Ölemezsin de zaten. Sen bizim başımızın tacı, ayakkabımızın tokatısın. Sen bizim... Tamam ulan tamam. Öldüğümüzü kim söyledi? Oğlum Abbas sensin değil mi? Hani denize düşmüştün ya. Derinlere dalmıştın. Biz de seni boğuldu sandık. Ulan bu dediğiniz ne zaman oldu? Aklını tamamen yitirmiş. Araz kalmış bu. Ben kimim Abbas? Beni tanıdın mı? Birane ablam, zamcı ev sahibim. Bildim. Sen de tanımayan da kim olduğunu bilir de zor soru soracaksın.
Abbas, peki ben kimim? Ecimiler Kralı Bakkal Veli abi. Aferin, ben de kendimi böyle bilirim. Peki oğlum, sudan ne zaman nasıl çıktın oğlum? Hadi işiniz öyle. Gece gece kafa ütüsü çekiyorsunuz. Dümdüz oldu diyor. Allah Allah, güle güle hadi, hadi. Manyak mısınız, nesiniz yok? Dördü de deli olmuş karşımda duruyor. Abbasımın beynini yıkamışlar. Hiçbir şey hatırlamıyor. Suya düştü ya, hafızasının bütün mürekkebi dağıldı gitti tabii. Ben de zabıtaysam bunun altında ne var çıkarın. Aman pabucumun hafiyesi. Aman ne hafiyesi be? Buradan otobüs durağı bile olmaz. Laf konuşuyorsunuz. Seyir otobüs durağı olur mu da? Ulan gidin kendi bahçenizde oynayın. Kuş! Kış kuş! Kış ulan kuş! 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 Ne oluyor Cale? Bilmem, ben bir daha bakayım. Evet Taner Bey, sizi dinliyorum. Aslında yasal olarak yapılan kanunlara aykırı. Ancak ortada somut bir delil var. Bunu kullanmamızda hiçbir sakınca yok. Zeliş içeridekileri deli ediyor. Sen bana daha inanma Taner. Önce kapı kapandı. Arkasından oradaki tabak havalandı. Sonra oradaki bardak yere düştü, kırıldı. Arkasından tekrar toplandı ve eski yerine geldi. Bir şeyler oluyor hanımefendi. Sen çok yorulmuşsun. Git dinlen biraz. Ama yemin ederim doğru hanımefendi. Şehriye, doğru mu? Sen de buradaydın. Şey hanımım. Evet evet. Şu bardaklı sanırım. Düştü, toplandı. Düştü, düştü, toplandı yine. Ya. Ya. Yani o kırıldıkça böyle yürekler parçalandı sanki. Tamam ya. Abartma. Sen de git dinlen Güler. Ben iyiyim hanımefendi. Tamam geçti. Emin misin? Tabii eminim. Eminim efendim. Birazdan yemek başlayacak. Aksaklık istemiyorum. Sen hiç merak etmeyin hanımım. Elimizden geleni yaparız evelallah. Ay. Yo, anlatamıyorum size. Güzel söylüyorsunuz. Yüzme bilmediğim doğrudur. Hatta uyuyakalmışım. Kendimi balık gibi gördüm yo. Bak suya düşünce kendini balık gibi görmüş. Rüyada diyorum yo. Biz niye rüyamızda balık olmayız? Yetişme tarzımız farklı ondan mıdır? Asıl senin kendini balık gibi görmen lazım. Karadeniz'de hamsi bırakmamışsın diyorlar. Hepsi yalandır. Bütün balıkları Dursun'un oğlu Mehmet yemiştir. Abbaşım, kahve istediğin gibi olmuş mu? Bana karşı kalbin gümbür gümbür çarpsın diye kahvesini bol koydum. Ula sen insanı sahiden öldüreceksin yok. Katran gibi kahve olur mu yok? Olur. 54 senesinde Erov'tayız. Atma atma Veli Efendi. Her lafa söyleyecek bir palavram var ayol. Siz gerçekleri mi konuşuyorsunuz? O zaman başka dur da. Hadi hadi kahvelerinizi bir güzel için. Beni rahat bırakın ya Allah aşkınıza. Bakalım daha ne olacak? Bütün cadımız ne yapacak?